Herkese merhaba. Bugün Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği kurucu başkanı Hakan Akdoğan'la beraberiz. Hakan Bey, koronavirüs salgınının başladığı evde kaldığımız süre boyunca sürekli canlı yayınlar yapıp sektörü bilinçlendiriyor, ayakta tutuyor diyelim. Şimdi Hakan Bey'i biz kendi programımıza konuk aldık. Nasılsınız Hakan Bey? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet, evlerdeyiz, evlerden çalışıyoruz. Korona tedbirleri kapsamında olabildiğince dikkat ediyoruz. Çünkü topluma karşı sorumluluklarımız var bizlerin de. Burada fazlasıyla hassasiyet gösterme durumundayız. Nasıl gidiyor peki? Koronavirüsün ülkemizde görünmeye başladığı Mart ayında konut satış rakamları açıklandı. Öncelikle onu sormak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Rakamlar size bir değerlendirme yapabilir misiniz rakamlarla ilgili? Şöyle değerlendirme yapabiliriz. %3'lük bir büyüme var. Önceki yılın ayına göre bir %3'lük büyüme var ama aslında bu seyir %50'ler civarında gidiyordu. %50 artışla giderken bir anda %3 oldu. Bu da bize şeyi gösteriyor. Mart ayında bir yavaşlama olduğunu ama yine de rakama baktığımızda 108.670 adet satış var. Bu rakam halbuki Mart ayının biliyorsunuz ortaları gibi artık bu salgın Türkiye'de baş göstermiş ve tedbirler alınmaya başlanmıştı. Yani tarihe baktığımızda ben aslında beklentilerim üstünde bir rakam gördüm. İyi bir rakam. Yani Mart ayını da iyi geçirmişiz. Demek ki hani böyle bir vaka olmasa bu seyir aynen devam edip hatta üstüne koyarak devam edecekti. Çünkü Şubat ayında biliyorsunuz çok ciddi bir rekor kırıldı. Son 8 yılın en fazla satış adeti ve ilk defa aylar sonra ilk defa konut artış değeri enflasyon değerinin üzerine çıkmıştı. Çok sevindirici bir durumdu ama tabii ki Mart ayındaki bu virüs vakasıyla beraber yine rakam 108 bin seviyelerinde oldu. Ama yine de bence Mart ayına değerlendirdiğimizde virüs vakasını göz önüne aldığımızda bence iyi bir rakam diye görüyorum. Burada dikkat çeken şey de şu, yani mesela bu satışlardaki ipotekli satışların payı %39.9. İlk satışın payı ise %31.4. Bu da bize ikinci eldeki hareketliliği gösteriyor. Bu açıdan emlak işletmeleri için bence sevindirici ve güzel bir haber. Bunu da söylemiş olalım. Ama Nisan ayı itibariyle yani bu satışları çok yani 100 bin rakamlarını göreceğimizi de çok düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Peki şu an genel durum nasıl? Emlak ofislerinden ne gibi gözlemler alıyorsunuz? Yani şu anda tabii emlak işletmeleri de kapalı. Birçoğu açıksa da nöbetçi danışman usulüyle çalışıyorlar. Hijyen kurallarına maksimum derecede uyarak evden çalışıyorlar. Şu anda birçok arkadaşımız emlak işletmesini kapatmış evden. Sadece gelen telefonlarını yanıtlayarak, işte dijital pazarlamayı kullanarak, yine keza işte dijital dünyayı entegrasyonumuz çok hızlı oldu bununla beraber. Bütün görüşmelerimiz, bütün tekliflerimiz, bütün pazarlama süreçlerimizi şu an dijitalden yapıyoruz. Ama eğer dışarı çıkmamız da gerekiyorsa meslektaşlarımız hijyen kurallarına dikkat ederek maskelerini, hijyen malzemelerini yanında bulundurup bir de o sosyal mesafeye dikkat ederek servis veriyorlar. Konut alıcıları nasıl bakıyor bu duruma? Nelerden endişe ediyorlar? Beklentileri, düşünceleri neler? Tabii şu anda yani bir iştah yani o beklediğimiz iştahı şu anda göremiyoruz. Şu anda öncelik sıralaması değişti. Şu an hepimizin önceliği yani toplumun öncelikleri sağlık ve gıda üzerine oldu. Temel ihtiyaçlar üzerine oldu. Şu anda hani o iştahlılık yok, onu söyleyebiliriz. Ama ihtiyaç varsa da biliyorsunuz barınma da şu anda en önemli ihtiyaçlardan birisi. Buna ihtiyaç duyduğunuz an bir şekilde yine çıkıp yani buna ilgi gösterip aradığınız portföye ulaşıp almak istiyorsunuz. Yani ihtiyaç dışında yatırım amaçlı olanlarda şu anda bir duraksama var. Peki konut fiyatlarında nasıl bir değişim bekliyorsunuz salgından sonra? Yani şöyle düşüncem şu yönde bir stabil gitmesi yönünde yani fiyatların artarak değil de stabil olarak devam etmesi yönünde yani düşme eğilimi çok gösterir mi çok bilmiyorum ama hani belki
kısa dönemli bu şoktan dolayı. Çünkü bu dönemde bir arz fazlalığı olacak. Uzun zaman sonra biliyorsunuz çok ciddi bir arz fazlalığı oluştu, vardı. Arzların fazlalığı olmasından dolayı fiyatları biliyorsunuz arz ve talep dengesi belirler. Arz fazlaydı ama son zamanlarda arz ve talep dengesi birbirine çok yaklaşmıştı, eşitti, iyi gidiyordu. Evet. Tam düzeliyordu. Şimdi bununla beraber bir de biliyorsunuz virüsün ekonomiye yansımaları olacak. Bu yansımalarında da birçok şirket, birçok yani özel sektörün küçülmeye, daralmaya gideceğini, tasarruflarını kullanarak yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Bu da şu anlama geliyor. Genelde özel sektördekilerin birçoğu bildiğimiz kadarıyla tasarruflarını gayrimenkulde değerlendirirler, yatırım aracı olarak kullandıkları için. Ekonominin daralmasıyla beraber çok ciddi bir şey olabilir, bir arz olabilir. Kendi hayatlarını sürdürmek için tasarruf amaçlı ya da yatırım amaçlı aldıkları bu gayrimenkullerin satışları gerçekleşecektir, pazara çıkacaktır. Bununla beraber artan fiyatlar, hani o değer artış dedik ya, enflasyon oranı ilk defa üstüne çıkmıştı. Bu artış hani stabil bir vaziyette devam edebilir. Fiyatlarda bir artış olacağını, özellikle belli bir süreliğine bu şokun, bu virüsün etkilerini atana kadar stabil bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kiralıkları değerlendirirseniz peki? Ya kiralamalarda, kiralıklarda da biliyorsunuz şu anda hani bir bununla ilgili bir hükümetimizin, devletimizin bir kararı var. 3 ay boyunca muaf tutuldu. Yani ödeme yapılmadığında dava da açamıyorsun ve icraya da gidemiyorsun. Bununla beraber insanların yine işte şu anda işlerini yapamamasından dolayı işte özel sektörün durumu ortada, ticaret yapan insanların durumu ortada. Burada kiralarda hani karşılıklı bir ya bu dönemin kazananı olmayacak. Bu dönem hepimiz birbirimize destek olma durumundayız. Mülk sahipleri kiracılarla, kiracılar da mülk sahiplerine bu durumu hiç kimse kendine bir avantaj olarak değil ama karşılıklı dayanışma halinde atlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla beraber de yine kiralarda da bir artış beklemiyorum açık söylemek gerekirse. Kiralarda yine eğer kiracınız yerinde duruyorsa, kirasını ödüyorsa iyi bir kiracıdır. Kıymetini bilmekte fayda var. Tüketici alışkanlıklarında bir değişim öngörüyor musunuz peki? İnsanlar ev alırken daha çok nelere dikkat edecekler? Bu alışkanlıklar değişecek mi gibi? Değişecek gibi, evet, öyle izlenim var. Yani daha çok insanlar müstakil, daha çok az katlı yerlere geçecekler diye düşünüyoruz. Özellikle bu hani Ege, Akdeniz bölgesi olabilir ya da farklı bölgelerde yine buna benzer alternatiflerde çiftlik tarzı, ne bileyim arsa, arazi tarzı ama üzerine müstakil bir şey, bir konut ya da bir yazlığın yapılabileceği ya da yazlık bölgelerinin bu dönemlerde insanlar tarafından çok daha fazla ilgi gösterildiğini görüyoruz. Süreç bittikten sonra da bu ilginin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu virüs bize şunu gösterdi. Yani hayat her zaman bu seyrinde devam etmeyebilir. Bu tarz şeyler bu kadar hani nüfus yoğunluğunun dünyada arttığı bir noktada da hijyenin çok önemli olduğunu ve buna çok dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha anlamış olduk. Aslında bu süreçten sektör neler öğrendi diye soracaktım ben bir de size. Dijitali daha çok kullanması gerektiğini öğrendi tabii. Evet, kesinlikle. Devamlı. Hani siz dediniz ya işte canlı yayınlar yapmaya başladınız falan. Aslında bu canlı yayınlar önceden de vardı biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz yani. Ama o canlı yayınları kullanmıyorduk. Çünkü hani alışkanlıklar, insanların alışkanlıklarını değiştirmesi çok zordur gerçekten. Hı. Basit bir gözükse de aslında çok zordur. Ama mecbur kaldığınızda o alışkanlıkların nasıl değiştiğini görüyoruz işte. Gördük. Evet. Canlı yayınlar yaptık söylediğiniz gibi. Teknoloji daha fazla kullanır hale geldik. Şunu gördük. Hatta biz tüm girişimci emlak müşavir derneği TÜGEM olarak biliyorsunuz Türkiye'de İki tane PropTech yaptık. Türkiye'de ilki gerçekleştirdik. Biri İstanbul'da, biri İzmir'deydi. Burada aslında sektöre ve meslektaşlarımıza teknolojinin geldiği son noktayı göstermek ve son güncel bilgileri, konularda bilgilenmelerini sağlamak, hatta deneyimlerini, orada deneyimlemelerini, tecrübe etmelerini sağlamak. Hatta sizler Hürriyet Emlak ekibi de katılmıştı. Her iki etkinlikte de vardı. Hatta Mert Bey bir sunum yapmıştı dijital pazarlama ile ilgili. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Önemli katkılar sunuyor bu anlamda. Ve orada şunu göstermeye çalıştık aslında.
tam da bugünlere işaretti. Yani teknoloji kullanımını artırmamız gerekiyor ve entegre olmamız gerekiyor. Hani derler ya, bir musibet bin nasihattan iyidir. Bu dönem bize yaşattı ve çok hızlı bir şekilde adapte olmamız gerektiğini gördük. Hızlı bir şekilde entegre olduk. Şu anda birçok insan artık görüşmelerini biliyorsunuz birebir online yapıyorlar. Görüntülü görüşmeler üzerinden yürütüyoruz. Canlı toplantılar, bakın biz TÜGEM tarafında biliyorsunuz online eğitimlere başladık. Çok ciddi sayılara ulaştık. Yine TÜGEM tarafında e-paneller yapmaya başladık. Hani panel dediğimizde hep biliriz, bir salona gidilir, konuşmacılar vardır. Evet. 3-4 konuya göre. İnsanlar tiyatro düzeninde oturur ama öyle değil, artık değişti tamamen. Şimdi biz işte TÜGEM'de yapıyoruz bunu, e-paneli. Konuşmacılarımız orada, dinleyen, izleyenlerimiz orada. Katılımcı olabiliyorlar. Yine 360 derece turların nedenini önemli, drone çekimlerinin nedenini önemli evet. olduğunu gördük. Dijital pazarlamanın nedenini önemli olduğunu gördük. Birçok aslında teknoloji kullanmadığımız ya da az kullandığımız şeylerin normal hayatta aslında işlerimizi nasıl kolaylaştıracağını görmüş, yaşamış ve deneyimlemiş olduk. Buradan da kendi sektör adına böyle bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Bu böyle artarak da devam edecektir. Yani ama tabii ki sonuçta yine sahada işleri biz yapacağız. Bunu unutmamamız lazım. Sahada olacağız, çalışacağız. Teknoloji bizim işlerimizi kolaylaştıran ve hizmet kalitemizi artıran bir özellik olarak her zaman da onunla beraber yaşamayı ve onunla beraber iş yapmayı bilmemiz gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor ve hızlı bir şekilde de adapte olmamız gerekiyor. Peki, biraz da ticari gayrimenkule dönmek istiyorum. Orada nasıl değişimler gözlemliyorsunuz ya da öngörüyorsunuz kiralıklarda, satılıklarda? Şöyle, o tarafta da biliyorsunuz şu anda özellikle cadde mağazacılığı olsun, AVM'ler kapandı. Yani yine bu virüsten dolayı hizmet veremiyorlar. Cadde mağazacılığı ön plana çıktı. Aslında hani acaba belki bundan sonraki seyirde cadde mağazacılığına olan ilgi artabilir diye düşünüyorum. Yani virüsten dolayı. Çünkü cadde mağazacılığı devam ediyor. İnsanlar işlerine devam edebiliyorlar. Hijyen kurallarına uyarak devam edebiliyorlar. Ama şu anda işte AVM'lerin durumu ortada. Bu da cadde mağazacılığına ilgiyi artıracağını düşünüyorum. Diğer taraftan yine depolama, lojistik firmalardaki büyümeyi gördük bununla beraber, virüsle beraber işte e-ticaret üzerinden çok fazla kullanılmaya başlanması, siparişlerin artmasıyla beraber depo ihtiyaçları, lojistik firmaların depo ihtiyaçları oldu. O tarafta da depoya, ticari tarafta depo çalışan arkadaşlarımızın işleri hızlandığını görüyoruz ve çok ciddi bir artış var. Orada da bir büyüme görüyoruz. Ama ileriye dönük tabii bu ekonomik daralmadan sonuç itibariyle herkes kayına düşeni alacak. Bir de bize teknolojinin şöyle bir şey getirdiğini gözlemliyorum ben. Artık o büyük ortak alan kullanımına dikkat edilecek. Orada bazı değişiklikler ben öngörüyorum. Yani paylaşım ekonomisi dediğimiz noktada, ama ortak alanların çok eskisi gibi çok talep görmeyeceğini düşünüyorum bu hijyenik kurallarından dolayı. Bir ikincisi, bir de hani bizler bir toplantı yapıyoruz. Yaptığımız toplantıları aslında dijitalden yapabildiğimizi gördük. 300-500 kişi çok rahat gelebildiğimizi gördük. Acaba diyorum bundan sonraki süreçte o büyük ofis kültürleri da nasibini alıp acaba daha tasarruf modeline geçilip daha da küçük küçük şeylere, metrekarelere dönüşebilir mi? O yöne doğru bir kayma olabileceğini, çünkü büyük toplantıların teknolojiyi kullanarak artık çok rahat yapabildiğimizi de gözlemliyoruz. Bu taraftaki değişikliklerin bu yönde olacağını düşünüyorum. Doğru, trafiğe takılmıyoruz. Daha hızlı bitiyor toplantılarımız. Hatta aynen. Bizim şu anda sizinle yaptığımız röportaj da öyle. Normalde bir araya gelmek istesek biz sizin ofisinize gelecektik, zaman ayıracaktık vesaire gibi. Böyle çok daha hızlı pratik oluyor dediğiniz gibi. Bizde kahve ikram edecektik, çay ikram edecektik, ağırlayacaktık, sohbet oluyor. Edecektik. Evet. Onlardan biraz memnun kalıyoruz. Evet. Aynen, yani teknoloji hem işleri hızlandırdı hem de aslında maliyetleri de düşürmüş oldu. Tabii teknolojinin de bize getirdiği maliyetler var ama diğer maliyetlerle mukayese ettiğimizde çok çok düşük. Çok daha ekonomik. Bir kere zamandan kazanıyoruz ki zamanın hani parasal karşılığı bence hani ölçülemez. Bu da çok kıymetli. Doğru. Ama çayın kahvenin yerini de karşılık sohbetin yerinde hiçbir zaman hiçbir şey tutmayacak. Hatta ben bu dönem şöyle düşünüyorum. Gerçekten
Bu karşılıklı konuşmaların, canlı yapılan eğitimlerin, panellerin, hani böyle maç izleme keyfi gibi, bir güzel bir konsere gitme keyfi gibi, daha da o keyfinin ve değerinin artacağını düşünüyorum. Evet, doğru, haklısınız. Herkes özlüyor çünkü hani eski günleri. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Son olarak isterseniz birlikte bir işbirliği diye nitelendiriyorum ben bunu. Çünkü biz sizin çağrılarınızı duyduk ve bir destek paketi başlattık. Evet. Bununla ilgili düşüncelerinizi alalım. Şöyle, ben biz TÜGEMİK kurduğumuzda Hürriyet Emlak'la ve ilan portallarla bir temasa geçtik. Yani biz bu amaçla kurulduk. Bu konuda hepimiz aynı geminin içerisindeyiz. Acaba birbirimize ne tür katkılar sunabiliriz dediğimizde, aslında o günlerde, ilk kurulduğumuz günlerde Hürriyet Emlak'ı hep yanımızda bulduk ve hep güçlü destek oldu bize. Yani daha hiç ortada üyemiz yokken yanımızda Hürriyet Emlak vardı. Bir kere buradan çok teşekkür ediyorum. Çağrı Bey vardı. Şu an Çağrı Bey yok biliyorum ama hani Çağrı Bey'le başlayan, sonrasında Kaan Bey, Mert Bey, Direnç Bey, Volkan Bey ve siz kıymetli arkadaşlarımızla beraber inanılmaz bir uyum yakaladık. Yani beraber birlikte çok güzel etkinlikler düzenledik. Sizler de bu etkinliklere hem katıldınız hem çok desteklediniz bizi. Bu anlamda hem sektörüm adına hem TÜGEM adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliği ve iyi bir uyumdan sonra hatta sağ olsun Teo Bey bizi ofisimize gelip ziyaret etmişti. Acaba neler yapabiliriz? Yani bunlar bizim için çok kıymetli şeyler. Çünkü sektörde hep beraber iyi bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bu samimiyet bizi mutlu ediyor. Bu aramızdaki iletişim güçlü olması sebebiyle de size yapmış olduğumuz bu dönemdeki çağrılara kulak verdiniz. Yani buradan vurup o taraftan çıkmadı. Gerçekten kulak verdiniz. Bunlar önemli şeyler. Ve kayıtsız kalmadınız. Tam da Hürriyet Emlak'a yakışır bir adım attınız bence. İki ay boyunca eteleme, öteleme, o bu hiçbir şeyi söylemeden, hiç böyle bir pazarlama faaliyetine girmeden, gerçekten sizin yanınızdayım, aynı çatının altındayız'a yakışır bir şey gerçekleşti. İki ay boyunca herhangi bir ücret talep etmiyorsunuz. Ve bunun maliyetlerini ben çok iyi bir işletme hesabı bilen birisi olarak, bir her şeyden önce bir iş insanı olarak bunun ekonomik zorluklarını ve size yükünü de biliyorum. Bu yükü bizim sırtlanmanızdan dolayı, böyle bir destek vermenizden dolayı Hürriyet Emlak ailesine, sektörüm adına, meslektaşlarım adına ve TÜGEM adına çok teşekkür ediyorum. Bunun ileriki dönemlerde bu işbirliğinin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Hürriyet Emlak gerçekten hem sektöre katma değer sağlamanın yanı sıra bu tarz faaliyetleriyle de meslektaşlarımızın gönlünde yer ediniyor. Biz de ne kadar doğru bir kurumla işbirliği yaptığımızı bu şekilde görmüş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz değerli düşünceleriniz için. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Emlak ofislerinin sesini bize duyurdunuz, önce olduğunuz için. Çok teşekkürler Hakan Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok kıymetliydi. Bugün artık 20 ilde TÜGEM İl Teşkilatı var. Çok güçlü bir teşkilat yapımız var. Çok güçlü bir organizasyon yapımız var. Ama başlarken yanımızda Hürriyet vardı. Bunu hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız da. Belki Türkiye'nin genelinde olacağız yakın bir zamanda. O günleri de göreceğiz. Ve sektör adına çok kıymetli çalışmalarımız var. Çok önemli projelerimiz var. Bunları da hayata geçireceğiz ama Hürriyet her zaman bu projelerin içerisinde olacak. Biz her zaman Hürriyet'le çok iyi işbirliktelikleri yapacağımıza inanıyorum. Katkılarınızdan ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de umarız hep birlikte çok güzel günler görürüz diyoruz. Görüşmek üzere o halde. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Sevgiler. Sağlıklı günler. Hoşça kalın. Sağ olun.